Türkçe sözlük üzerinde değineceğim. Şimdi üç tane belirlediğim sözlük var Türkçe sözlük olarak. Bunlar da şu ilki bu Türkçe sözlük. Hani çok yani güzel, hızlı, seri bir şekilde işlem yapıyor. Mesela bir tane kelime vermiş. Akidesi bozuk diye, inancı bozulmuş diye veriyor. Bir deyim atasözünü de sözlük olarak ele alıyor. Ya da mineraloji diye yani yer bilimlerinin önemli bir konusu olan konu hakkında da bilgi veriyor. Ve bunları mesela burada diyelim ki Ilgıt yazalım. Bu kelimenin nasıl olduğunu anlatıyor ve altında küçük bir tane yani Karacaoğlan'dan bir tane ne yapıyor? Ilgıt ılgıt esen seher yerleri esip esip yâre değmeli değil diye ondan bir tane de küçük bir beyit sunuyor. Ve ilginç bir yanı var. Gördünüz mü? Türkçe konuşmasını yapıyor. Ve Türkçe bu şeyin sözü işaret diliyle karşılığını veriyor aşağıda. Bakın. Ilgıt'ın nasıl olduğunu işaret diliyle karşılığını veriyor. Yani çok böyle diğer şeylerde olmayan bir yaklaşım. Bu çok hoşuma gitti benim. Ve başka bir özelliğini söyleyeyim bu sözlüğün. Deyim atasözlerine geldiğimizde gün olmadan neler doğar dediğinde mesela ne diyor? Beklenmedik bir sırada umut verici durumlarla karşılaşma imkanı verir anlamında kullanılan bir söz diye karşılığını veriyor. Ve altında bir tane yazardan örnek veriyor. Ve bunu da işaret diliyle karşılığını da burada vermeye çalışıyor. Bakın işaret dilinin karşılığını da bu şekilde şu altta küçük bir şey var. Onunla beraber getiriyoruz. Gördüğünüz gibi işaret diliyle karşılığını da böyle veriyor. Gün doğmadan neler doğar diye işaret diliyle karşılığını ifade ediyor. Ve daha ilginç bir yanı var bunun. Şöyle atasözü tamlama ya da hangisi doğru? Atasözü tamlama diye bir şey mesela. Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır. Mesela çocuklar için böyle güzel bir ne var? Bir oyun gibi atasözlerin tanımlama var. Evet. Bunu kapatıyoruz böyle. Ve başka şey şurada arama geçmişini bulmaya çalışıyor. Ve arama geçmişinde neler yapmışım ben? Mesela ığıl ığıl kelimesini aramışım. Iğıl ığıl kelimesinin karşılığını çay ığıl ığıl akıyor diyerekten belirtiyor. Mesela bakın. Gördünüz mü? Bir de onu seslendiriyor bu şekilde. Arkasından şurada sözlük geçmişi, çevrim dışı sözlük. Yani sözlükleri yani internete bağlanma olmadan ve diğer ayarlamaları burada yapabiliyorsunuz şu bölgede. Geçmişi kaydet, tüm geçmişi sil. Geçmişi sil dediğimiz esnada şurada hiçbir şey kalmıyor. Yani artık ben burada bunu bu şekilde ne yapabiliyorum? Temizlenmiş bir halde kullanabiliyorum. Yani şu sözlük yani işlem bakımından Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı sözlüğü esas kaynak alıyor ama ondan daha bir artıları var olan bir yanı var. Türk Dil Kurumu kadar kapsamlı olmayabilir. Ama çok güzel bir sözlük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü açalım. Bu Türk Dil Kurumu'nun resmi sözlüğüdür. Yani burada mesela kelimeyi ne yapıyoruz? Arıyoruz. Mesela bir kelime arayalım. Üzerlik diyelim.
Basıyoruz. Üzerlik kelimesi. Bakın biraz çok geç getiriyor bu. İsim bitki anlamlı. Sedef otlu gillerden yaprakları almaşık, renkleri beyaz, renkte susama benzeyen, tohumları acı olan, halk hekiminde tedavi amaçlı tüsü olarak kullanılan bir bitki. Pengamun harmala. Mini mini iken o da benim gibi üzerlikle tüsülenmişti. Yani bu ne yapıyor bize? Onda ilgili bir tane de ifade veriyor. Ve bakın bunu da aynısı var. Aynı özellik bunda da mevcut. Yani ne yapıyor? Seslendiriyor. Bakın yani parmak işaretleri, Türk dili işaret dili olan özelliğini burada da gösteriyor. Nasıl yapılacağını şurada da görebiliyoruz. Ve akabinde mesela başka bir şey daha yapalım. Tin diyelim. Tin kelimesini ele alsın. Ruh bilimi, ruh. Bir takım fizik ötesi kuruculardan gerçeği, evreni açıklamak için her şeyin özü, temeli veya yapıcısı olarak benimsedikleri madde dışı varlık. Bunlara tin adı veriliyor. Bakın bunda da aynı şey var, özellik var. Ve buraya da bir işaret koyup onu okuduğumu görüyoruz. Ve işaret diliyle karşılığını bakın burada, burada da aynı şekilde görüyorsunuz. Ve diğerinde olduğu gibi bunda da bakın geçmiş şimdi ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani umacı mesela ben onu aratmışım umacı nedir diye. Öcü yani cin, peri gibi yani korkulan bir varlık olarak ne yapıyor? İfade ediyor ve hal edip adı varın bu sözü umacı. Sesli olarak da duyuyorsunuz bu şekilde. Ve sevgili arkadaşlar bu sözü Türk Dili Kurumu'nun yani baskısını 1945 yılından itibaren yayınlanan sözün 11. baskısını bu şekilde yani mobil uygulamalarda kullanılan bir sözlük hali bu. Ve isterseniz katkıda bulunmak isterseniz katkı ve önerileriniz için burada şu bağlantıya tıklayabiliyorsunuz. Velev ki sizin de bulduğunuz, keşfettiğiniz bir kelime vardır. O kelimeyi yazabilir ve yani Türk Dil Kurumu'na gönderebilirsiniz. Burada bu şekilde yazdığınız yazıyı çok rahat bir şekilde iletme imkanınız mevcut oluyor. Şimdi ben asıl şu Seven Nişanya'nın hazırladığı bir sözlük var. Bu sözlük yani dil tarihini anlatan bir sözlük. Bu sözlük diğerlerine hiç çok ötesinde bir sözlük. Ve aşağı yukarı 3 ciltlik bir kitap. Çok kalın bir kitap. Ve kelimelerin yani kökenine kadar gidip kökeninden ne yapıyor? Hareketle kelimeleri anlamaya çalışıyor. Mesela bakalım şuraya. Yılkı diyelim. Yılkı. Bakın. Eski Türkçe yılkı at sürüsü at anlamına evrilmiştir. Ek açıklama Türkçe kullanımdan düşmüş olan sözcük iken 1960'lardan sonra Cengiz Aytmatov çevirilerinin yardımıyla yeniden duyulmuş. Eski Türkçe'de Orhun yazıtlarında yılkı alıp gittim, ol at sürüsünü alıp besledim. Eski Türkçe'de Divan Lügat Türk'te yılkı al bahım, dört ayaklı hayvan, al davvap yük hayvanı, al hayvan, her türlü hayvan diye belirtiliyor. Türkçe'ye Türkçe'de de 1960 yılındaki derleme sözlüğünden aldığımız ifadede yılkı at sürüsü başı boş dolaşan at ve
diğer hayvanlar sürüsüne verilen isim diye geçiyor. Bakın, tarihi kökeninden itibaren ele alıyor kelimeyi ve şuna kadar, bugüne kadar getiriyor. Ve son güncelleme 2025 Nisan 2002 tarihi. Tabii sürekli olarak geliştiriyor. Yılışmak mesela bu kelimeyi ele alıyor. Bakın, buna da bakalım. Köken eski Türkçe'de yılış, ılınmak, gevşemek, rahat olmak fiilinden evrilmiştir. Bu fiil eski Türkçe yılınmak, ısınmak fiilinden Türkiye Türkçesi ile iş ikiyle türetilmiş. Evet. Moğolca nila, bulaştırmak, cıvık bir şey sürmek, nil busun, türük, tükürük, salya, nil çaykay, yapışkan cıvık, iki cılız, ince narin. Moğolca biçimleri eski Türkçe'de yılı, yılış, yılışkık eş değerdir. Mesela bakın aşağıda görüyorsunuz eski Türkçe'den gelen tarihi kayıtlara. Yılışık bodunga olurmadım. Rahatı yerinde bir ulusa hükümdar olmadım. Yani Orhun yazıtlarındaki bölüm. Divan Lügat Türk'te sular kamuk yılıştı. Tüm sular ılındı. Türkiye Türkçesinde Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmani kitabında yılışmak gevşeyip bedhal olmak, yılışık, bulaşık, sığıtkan, cıvık anlamına geliyor. Ve bunu da 2017 yılında ne yapmış? Bu kelimeyi karşımıza çıkartmış. Ve ayrıntılı arama dediğimiz esnada bakın burada biz ne yapabiliyoruz? Ayrıntılı bir arama yaptığımız anda kelimenin kökenini daha da detaylı arama imkanına giriyoruz. Mesela diyelim ki piramit diyelim. Bunu bulamadı. Bir saniye. Fransızca kelime piramide, Mısır ehramı, ikinci Mısır ehramlarının benzeyen geometrik şekillerin yüzeyin sözcüğünde alıntıdır. Bu sözcük eski Yunanca aynı anlama gelen piramis sözcüğünden alıntıdır. Bakın burada yani Grek yazısı da var. Bu sözcük eski Mısır dili pimar sözcüğünden alıntıdır. Piramidal, piramitsi kelimeleri vardı. Ve tarihçesini Jimnastikte bir figür, Cumhuriyet Gazetesi 1931 yılında piramit harekatı, barfiks, veryata, zeybek, raksı, güreş, eskrim kelimeleri ne yapmış? Getirmiş. Ve bakın benim de hiç duymadığım bir kelime piretik. Bakalım ne anlama geliyormuş. Fransızca kökenli piretiko, ateşli hastalıklara ve ilişkin sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük eski Yunanca piretikos. Ateşle ilişkin sözcüğüne alıntıdır. Bu sözcük eski Yunanca pir, nup, ateş sözcüğünden ilk ekile türetilmiştir. Daha sonra piro madde olarak da ne yapmış anlamıştır. Romatizmal hastalıkların tedavisinde güçlü anti-enflamatuar, anti-alerjik, anti-piretik nitelikleri yeni olanaklar sağlayacaktır. Çok kapsamlı bir sözcük arkadaşlar bu Nişanyan sözlük denen şey çok kapsamlı bir sözcük ve rastgele diye burada bir ayar kısmı var. Buna baktığımız esnada mesela kendisi kendi içinde ne yapıyor? Kelimeler çıkartıyor. Mesela tesip kelimesinin kökeni Arapçada yani tahhib. Yani Arapça yazılışıyla burada bakıyor, görüyoruz, biliyorsunuz. Altın işlemeli, altın yaldız sözcüğüne alıntıdır. Bu sözcük Arapça dahabba, altın işledi fiilinin tef'il vezninde ikinci mastarıdır. Bu fiil Arapça dahab, altın sözcüğünün ikinci fiilidir. Karşılığı, yani Aramice, Süryanice dehabe, İbranice zahab, altın. Yani
Bu şekilde ne yapıyor? Sözcük hakkında ciddi bir şekilde Arapça, Süryanice, İbranice. Zaten bunlar üçü kardeş. Yani bu dört dil kardeştir. Arapça, Aramice, Süryanice ve İbranice. Ve ardından günümüz Türkiye Türkçesinde tesip, yaldızlamak diye ne yapıyor? İfade ediyor. Ayarlar kısmına bakalım arkadaşlar bunun. Ayarlar kısmında kelime kartı görünümü var. Bakın böyle. Kökenleri kelimenin, sonra ek açıklamaları, benzer sözcükler, sonra diğer maddeler ve bunlar beraber ifade ediliyor. Bakın dolap kelimesi mesela Farsça dulap, su çarkı manasında ve her türlü mekanizma, makine sözcüğü ana alıntı bu sözcük Farsça dül ve dol, kova, su çarkı kelimesine gelmiştir. Ermenice ek açıklama tuyl, orta Farsça alıntıdır. Arapça dülap, su çarkı, teker mekanizması da alınmış. Bakın böyle mükemmel bir şey var. Mesela tülbent. Bunu açamadık. Neyse. Ve 2015 tarihinde bunu ne yapmış? İfade yani hazırlamış, koymuş. Liste görünüm kısmı var. Bakın burada. Burada yani kelimenin listelerini görebiliyorsunuz burada. Tema seçimi işte koyu renkli baktınız ki beyazdan çok şey yapmadınız. Haz etmediniz. Burada koyu renkli bir şekilde işlemler yapabiliyor. Burada tabi iletişime geçmek isterseniz iletişimi karşılıyorsunuz. Bu Nişanyan sözcük ve onu direktmen kendisine mail atabiliyorsunuz buradan. Arkasından şöyle geri gidelim. Yani şurada da hakkında Nişanyan sözcüğün nasıl yani 2002'den 2022 yılına kadar 20 yıllık bir çalışma olduğunu ve yani uzun bir şekilde çalışmayla etimolojik ya da dil tarih yani kelime tarihi dediğimiz kelimenin kökenlerine kadar inerekten hazırlanmış bir çalışma olduğunu görebiliyorsunuz. Yani çok kapsamlı bir sözcük bu sözcük. Yani bu üniversiteler için, akademik çevreler için çok ideal bir çalışma. Bakın, siyah renk yaptım. Ana sayfada siyah hale geldi. Mesela bakın burada kelimeleri ortaya koyduğumuzda ilk başlangıçta hani hangi kelime kökeninden geldiğini gösterebiliyor ve burada basılı sözlük derken bir de burada print yani satın alacağınız yerde ya yani bunun bu sözcüğün basılmış halinde burada reklamını görüp ne yapabiliyorsunuz onu temin etme imkanına sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar.